Merhabalar, ısı ve sıcaklık konusuyla yine birlikteyiz. Mustafa Fendi YouTube kanalına abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayalım. Günlük hayatta sıkça birbirinin yerine kullanmalarına rağmen ısı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklı kavramlardır. En belirgin özelliği, ısı bir enerji, sıcaklık ise arkadaşlar, ısı enerjisinin bir göstergesidir. Fakat öğrenciler sık sık bunu birbirine karıştırılır. Şimdi arkadaşlar bunu birbirinden karıştırmamak için farklarına bakalım. Isı bir enerji, kalorimetre kabıyla ölçülüyor arkadaşlar. Bakın, kalorimetre kabıyla ölçülüyor. Birimi jul veya kalori, jul J ile gösteriliyor arkadaşlar. Bir maddenin diğerine geçebiliyor. Yani aktarılabiliyor. Enerji olduğu için aktarılabilir arkadaşlar. Sıcaklık ise bir enerji değil. Birimi santigrat derece. Celsius derece de denir arkadaşlar. Termometre ile ölçülür. Termometre biliyorsunuz arkadaşlar içerisinde civa bulunan ve ısı aldığı zaman şu kırmızı bölme yukarıya doğru çıkan ısı kaybettiği zaman aşağıya doğru inen civa yüksekliği azalan bir araç. Bir maddeden diğerine aktarılamaz bir göstergedir arkadaşlar unutmuyoruz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar ısı ve sıcaklık kavramıyla ilgili ifadelerde Doğru olanlara tek, yanlış olanlara çarpı koyalım. Baktığımızda arkadaşlar, Emine'nin vücut ısısı 39 santigrat dereceye yükseldi. Bu bir yanlış arkadaşlar. Vücut sıcaklığı olur, ısısı olmaz. Isı enerjidir. Sıcaklık ise santigrat dereceden de anlayabiliriz bunun sıcaklık olduğunu arkadaşlar. Demek ki birinci ifademiz yanlış. Bugün havanın ısısı, ısı olmaz, sıcaklığı olur. Bugün havanın ısısı mevsim normallerinin üzerindeydi. Bu da yanlış bir ifade. Havanın sıcaklığı olacak. Aras soğuk ellerini kaloriferin peteğine değdirdiğinde kaloriferden eline ısı akışı oldu. Arkadaşlar enerji akışı olduğu için doğru bir ifade. Nehir odasının duvarındaki termometre hava sıcaklığını 28 santigrat derece olarak gösteriyordu. Doğru arkadaşlar. Bakın hava sıcaklığı ve 28 santigrat derece dediği için bu doğru bir ifade. Şef Hüseyin müşterilerin gelmesine kısa bir süre kala çorba kazanının altındaki ocağı yakarak çorbayı ısıttı. Evet bir enerji akışı oldu. Nereden? Ocaktan çorbaya doğru. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Devam edelim. Isınan maddeler üzerindeki en belirgin etkisi ısınma ve soğumadır arkadaşlar. Bakın burada ocaktan ısı aldığı için ısı alan maddelerin sıcaklığı artar ısı kaybeden maddelerin sıcaklığı azalır. Burada termometre, termometredeki civa seviyesinin düştüğünü, burada ise termometredeki civa seviyesinin arttığına dikkat edelim. Isı aldığında sıcaklığı artacak, civa yükselecek. Isı kaybettiğinde sıcaklığı azalacak, civa aşağıya doğru düşecek. Bir ısı kaynağının yanına getirilmiş maddeler ısı kaynağından ısı alır. Örneğin güneş arkadaşlar dünyamızın ısı kaynağıdır. Güneş ışınlarının ulaştığı maddeler ise ısınırlar. Isınan maddeler soğuk bir ortama konulduklarında ısı kaynağı gibi çevrelerine ısı verirler. Isı alan maddelerin sıcaklığı artarken ısı kaybeden maddelerin sıcaklığı azalır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. İçinde yemek pişten tencereye dokunduğumuzda elimiz yanar. Tencerenin sıcak olmasını sağlayan ocaktan aldığı ısıdır arkadaşlar. Ocak bir ısı kaynağıdır. Tencerenin sıcaklığı aldığı ısı ile artar arkadaşlar. Sobanın içinde yanmaya başlayan odun ve kömür etrafına ısı verir. Isınan soba etrafına ısı vererek odanın ısınmasını sağlar arkadaşlar. Bakın burada ısı bir enerji ve sobadan odaya doğru akıyor. Sıcaklığı artmakta olan her madde ısı almaktadır arkadaşlar. Bir maddenin sıcaklığı artıyorsa ısı alıyordur. Fakat ısı alan maddelerin sıcaklığı artmayabilir. Mesela Su buz karışımı veya kaynayan su duruma örnek olarak verilebilir. Buz halindeki suya verilen ısı onu eritmek için yani hal değiştirmek için kaynar suya verilen ısı ise yine onun hal değişimini yani buharlaştırmak için harcandığı zaman orada sıcaklığı sabit kalabilir. Isı etkisiyle sıcaklık yükselmesi ya da hal değişimi yaşanabilir. Bir maddeye ısı verdiğimizde ya sıcaklığı yükselecek ya da arkadaşlar hal değiştirecek. Hangi hallerden değiştirebilir? Erime, buharlaşma ve süblimleşme. Isı alan maddeler 3 tane hal değiştirir. Erime, buharlaşma ve süblimleşme. Hal değişiminde sıcaklığı sabit kalır veya maddenin sıcaklığı yükselir. Isı alışverişine geçelim. Farklı sıcaklıktaki iki madde karşılaştığında ya da birbirine temas ettiklerinde... Isı alışverişi gerçekleşir arkadaşlar. Isı akışı burası çok önemli. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru gerçekleşir. Bakın arkadaşlar 90 santigrat dereceki bir madde 10 santigrat dereceki bir maddeye değdirildiğinde ısı akışı sıcaktan soğuğa doğru. Bunu unutmayacağız. Sıcaklığı yüksek olan madde ısı verdiği için sıcaklığı azalacak. Mesela bunun sıcaklığı azalacak. Bunun sıcaklığı ne yapacak? 10 santigrat derece olan maddenin sıcaklığı artacak. Sıcaklığı yüksek olan madde ısı verdiği için sıcaklığı azalır. Sıcaklığı düşük olan madde ise ısı aldığı için sıcaklığı yükselir. İki maddenin sıcaklığı eşit oluncaya kadar ısı alışverişi devam eder arkadaşlar. İki maddenin sıcaklıkları eşitse aralarında ısı alışverişi olmaz. Arkadaşlar güney kutbunda eksi 60 santigrat yaşayan penguenler soğuktan korunmak için oluşturdukları halkanın en dışında kalanlar eğer yer değiştirmezse çok üşür ve soğuktan ölürler. Dış halkadaki penguenler yer değiştirip iç halkaya geçtiklerinde kendilerinden daha sıcak olan diğer arkadaşlarından ısı alırlar. Böylelikle vücut sıcaklığına dengeye korulabilir. Dıştakiler içe, içtekiler dışa çıkarak bu şekilde bir halka oluşturuyorlar ve hepsi de soğuktan korunmuş oluyor. Sıcaklıkları farklı iki sıvı karıştırıldığında, bakın arkadaşlar, biri 20 santigrat derece, biri 40 santigrat derece karıştırıldıklarında aralarında ısı alışverişi olur. Sıcaklıkları farklı iki su karıştırıldığında sıcak su ısı verir. Yani bu ısı verir. Nereye? Soğuk suya doğru. 20 santigrata doğru ısı verir. Soğuk su ise ısı alır. Peki son sıcaklık ne olur? Arkadaşlar son sıcaklığı bulmak için eğer kütleleri eşitse veya hacimleri eşitse arkadaşlar ne yapar? Birinci ile ikinci sıcaklığı toplayıp ikiye bölüyoruz. Yani son sıcaklık Ne olur arkadaşlar? 40 artı 20 bölü 2 o da eşittir. 30 santigrat derece olur. Bakın 30 santigrat derece. Şöyle de bulabiliriz. Bu 10, 10 santigrat derece azalacak şekilde ısı verecek. Bu 10 santigrat derece artacak şekilde ısı alacak. İkisinin birleşimi kaç olacak? 30. Bakın bu 10 arttı. Bu 10 azaldı. Eşitleninceye kadar devam edeceği için... 30 santigrat derecede eşitlenir. Bu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Şekillerde belirtilen durumlarda ısı veren maddelerin aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Arkadaşlar Mete çay bardağını tutuyor. O halde Mete'nin eli soğuk kar yağdığı için çay bardağı ise sıcak. Nereden nereye? Çaydan Mete'ye doğru. Baktığımızda arkadaşlar Serhan avucunda buz tutuyor. Avucundan buza doğru. Soba yanıyor. Sobadan odaya doğru arkadaşlar. O halde ısı hangilerinde doğru vermiş? Isı verenleri soruyor. Hangilerinde? Birincide çay. ikinci de el. Üçüncü de soba olacak. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Hangi kapta bulunan suyun sıcaklığı en fazladır diyor. Baktığımızda sıcaklığı en fazla olan K kabı. Yani 80 santigrat derece. O halde birinci sorumuz ne olacak? K hangi kapta bulunan suyun sıcaklığı en azdır diyor. Baktığımızda 40 santigrat derece. O halde ikinci L olacak. K ve L kaplarındaki sular karıştırılırsa son sıcaklıkları ne olur? Arkadaşlar 80, 40. Karıştırdığımızda ne olacak arkadaşlar? K ve L. Eğer bakıyoruz hacimleri eşit. Toplayıp ikiye bölüyorduk. Yani 80 artı 40 bölü 2. O da eşittir. 120 bölü 2. O da eşittir ne olur? 60 santigrat derece olur arkadaşlar. Yani 60 olacak K ve L karıştırıldığında. Peki K ve M kapları karıştırıldığında bakıyoruz arkadaşlar. K ve M'ye 80 artı 60 bölü 2 o da eşittir. Ne çıkar? 70 çıkar arkadaşlar. Son sıcaklıkları ne olur? 70 santigrat derece. L ve M kaplarında sular karıştırılırsa son sıcaklıklarına bakalım. L ve M arkadaşlar 40 L 40 M 60 60 bölü 2 40 60 100, 100 100 bölü 2 o da eşittir 50 santigrat derece çıkar. Yani L ve M kaplarında son sıcaklık 50 santigrat derece olur. Devam edelim sorularla. Melis 1 ve 2 kaplarındaki suları 3. kapa boşaltılırsa 3. kapta suyun son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar birinci ve ikinci kap. Birinci kap 30 santigrat derece. ikinci kap 10 santigrat derece. 30'dan 10'a ne olacak? Isı akışı olacak. 30'un sıcaklığı düşecek. 10'un sıcaklığı artacak. Karıştırdığımızda 30 artı 10 bölü 2 o da ne olur? 40 bölü 2 20. Yani bu 10 kaybettiği zaman, bu 10 aldığı zaman 20'de eşitlenirler. Kaç derece olacak? 20 derece olacak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. Buzların erime süreleri ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar baktığımızda KLM kaplarında 60 santigrat derece sıcaklıkta sular bulunmaktadır. Kaplara eşit kütleli 2 santigrat derece buzlar aynı anda atılıyor. Buzların erime süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Arkadaşlar sizler de bunu evinizde bir bardağın içerisine bir buz atın. Bir de sülahinin içerisine yani daha fazla su olan birisini attığınız zaman sülahidakinin daha çabuk eriyeceğini yani kütlesi fazla olanın daha fazla çabuk eriyeceğini görürsünüz. O halde en çabuk hangisi eriyecek? L, en yavaş K olacak. Erime süresi K'nın en fazla, L'nin en az. Bakın K'nın en fazla, eşit değil. K'nın en fazla L'nin en az o halde cevabımız ne olacak? B şık. Yani kütlesi artarsa sıcaklıkları eşitmiş. Yani 60, 60, 60'mış. Fakat kütlesi fazla olanın arkadaşlar enerjisi daha fazla olacağı için erime süresi daha az olacaktır. Yani L'nin en az, K'nın en uzun süre buz kalacaktır. O cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. K kabı özdeş ısıtıcılardan bir tane, L kabında 3 tane, M kabında iki tane kullanılarak ısıtıldığına göre kaplardaki suların buharlaşma hızları arasındaki ilişki nasıldır diyor? Arkadaşlar sıcaklık arttıkça buharlaşma ne olacaktır? artacaktır. O halde en hızlı buharlaşma hangisinde? 3 tane ısıtıcı olduğu için L'de en yavaşta K'da. En hızlı L'de en yavaş K'da olan hangi şık var? Yani L büyüktür. Sonra M sonra K. Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer soruyla devam edelim. İçlerinde su bulunan kapların Hangileri karıştırılırsa aralarında ısı alışverişi olmaz. Arkadaşlar ısı alışverişi olmaması için sıcaklıkların ne olması lazımdı? Eşit olması lazımdı. Hangi kapların sıcaklıkları eşit? L ve N kabının. O halde hangi şıkta ısı alışverişi olmaz? C şıkkında L ve N'de ısı alışverişi olmaz. Çünkü sıcaklıkları birbirine eşit arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır. Doğru soruyor arkadaşlar. Azra'nın vücut ısısı diyor. Isısı olmaz, vücut sıcaklığıdır. 36,5 santigrat derece. Arkadaşlar ısı santigrat derece. Bakın zaten birim ısının birimi değil. Oradan da anlayabilirsiniz. İkincisi vücut ısısı bir gösterge değildir. Vücut sıcaklığı bir göstergedir. Ölçüdür. Onun için bir yanlış. Yarenin kahvesinin sıcaklığı bakın sıcaklık ve santigrat derece. Doğru bir ifade. Havanın sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı. Havanın sıcaklığı olur, mevsim normallerinin üzerine çıkabilir. Bu da doğru bir ifade. Hangi ifadeler doğru kullanılmış? 2 ve 3. ifade doğru kullanılmış. Cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.